Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği işbirliğinde düzenlenen yatırım projeleri fizibilitesi ve finansmanı konulu toplantı Muğla'da gerçekleştirildi. Bütün işletmeler üzerindeki etkisinin hepimiz farkındayız. Ticarette ülke sınırlarının aşılmasıyla uluslararası boyuta taşınması rekabetin şeklini de değiştirilmiştir. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Ali Kamil Başar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz, Muğla Belediye Başkan Vekili Yavuz Kayı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin başkanları ve temsilcileriyle Muğla, Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar'daki tüm oda ve borsaların temsilcileri katıldı. Bir süredir birliğimiz bünyesinde Ticaret Sicil Gazetesi'nin elektronik arşivleme çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışma, Türkiye'de kurulan bütün firmaların tarihçesine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Toplantının açılışında konuşan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, bölge ve Muğla için çok önemli olan bu toplantının Muğla'da yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi. Muğla önemli bir potansiyele sahip ve hala işlenebilecek ve yüksek yatırım olanaklarına sahip bir ildir. Muğla uygulayacağı doğru projelerle turizm, tarım ve madencilik alanındaki potansiyelini daha ileriye taşıyacaktır. Yatırım projeleri fizibilitesi ve finansmanı gibi çok önemli bir konuda bilgilerini paylaşmak üzere Muğla'ya gelen Bankalar Birliği uzmanlarına teşekkür ediyorum. Aramızdan çıkacak yeni yatırımcıların ihtiyaçları olan gerekli bilgiyi bu toplantıda alacaklarına inanıyorum, dedi. Ülkede her yıl kapanan şirketten birkaç kat daha fazla yeni şirket kurulduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Koşmaz ise şöyle konuştu. Bir süredir birliğimiz bünyesinde Ticaret Sicil Gazetesi'nin elektronik arşivleme çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışma, Türkiye'de kurulan bütün firmaların tarihçesine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Bu proje adeta Türk özel sektörünün röntgenini çekiyor. Bu çalışma kapsamında ilk çıktıları değerlendirdiğimizde Türkiye'de 1 milyon civarında faal firmamızın olduğunu görüyoruz. Her yıl yaklaşık 100 bin yeni işletme kuruluyor. Ama ne yazık ki firmaların ömrü ortalama 5 ila 10 yıl arasında değişiyor. Halbuki batıda ve doğuda asırlardır ayakta duran şirketler görüyorsunuz. Oralarda 200 yıl, 300 yıl, hatta 500 yıllık şirketler mevcut. Neden bizde durum böyle değil? Sorunumuz şurada. Kolay şirket kuruyoruz ama bu şirketleri maalesef büyütemiyoruz. Çünkü sermayelerimiz yeterli değil. Çünkü mali sistemimiz yeterince büyük değil. Çünkü kurumsal yönetim ilkelerini şirketlerimizde geliştiremiyoruz. Günümüzde Anadolu'daki firmaların en büyük sorunlarının finansmana erişim olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Koşmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü. Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu finansal araçların geliştirilmesini ve tüm şirketlerimizin bu araçlardan haberdar olmasını sağlamalıyız. Şimdi bu yönde bir adım atıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği işbirliği sayesinde bankacılık sektörüyle reel sektörü arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ufuk açıyoruz. Özellikle bu alanda firmalarımıza yol göstermek, bu tür imkanlara daha kısa yoldan ve daha kolay nasıl ulaşacaklarını anlatmak için bu organizasyonu düzenliyoruz. Bu bilgilendirme seminerleriyle özel sektör ve bankacılık temsilcilikleri arasında kurulan güven köprüsünü güçlendiriyoruz. Bilgi alışverişlerini artırıyoruz. Firmalarımızın kazancının artmasına hep birlikte katkı sunmaya çalışıyoruz, dedi.